Çanakkale İl Genel Meclisi'nin Nisan ayı toplantısının ikinci birleşiminde başkanlık seçimi yapılmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden bağımsız aday Nejat Önder başkanlığa seçilmişti. Önder hemen ertesi gün Ankara'ya giderek AK Parti'ye üye olmuştu. Önder'in üyelik rozetini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. Çanakkale'deki bu siyasi çalkantının ardından 1,5 ay sonra Nejat Önder AK Parti il başkanlığında bir basın toplantısı düzenleyerek neden AK Parti'ye geçtiğini açıkladı. AK Parti'de düzenlenen basın toplantısına il başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Çınar ve bazı il genel meclis üyeleri katıldı. İl başkanı Naim Makas girizgah yaptıktan sonra sözü Nejat Önder'e bıraktı. İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder AK Parti'ye geçiş nedenlerini açıkladı ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de ağır eleştirilerde bulundu. Bugün basın toplantısı yapmamızın gereği burada sizlerle bu anlamdaki, bu çerçevedeki duygu ve düşüncelerimizi paylaşacak olmamızdı. Ben çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Nejat Bey'e sözü vermek istiyorum. Niçin AK Partisi'ne katıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli basın, ben 40 yılı aşkın Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği yapmış. Net bir şekilde şunu söylüyorum. CHP'yi yönetenleri az bilen CHP'de kalır. Benim kadar bilen ise AK Parti'ye katılır diyor. Saygıdeğer katılımcılar, CHP'den istifa ettim. Size kronik bir şey söylemek istiyorum. Atatürk'ün fotoğraflarına bakın. Sofrasında ekmek göremezsiniz. Ama cevabı belli soruyu sizlere sormak istiyorum. Atatürk'ün ekmeğini kim yiyor? Atatürk bugün kabrinden çıksa böyle bir CHP'ye emin olun girmezdi. Cumhuriyet Halk Partisi sıkıştıklarında sarıldıkları lider Atatürk'tür. Halkı aldatmak için kullandıkları masken Atatürk'tür. Kemiklerini sızlattıkları yine Atatürk. Onlar Atatürk'ün ilkelerine değil, sadece ve sadece paranın üstündeki Atatürk'e aşıklar. Koltukları kaptıktan sonra seçmenin yüzüne bile bakmazlar. Sabah ettiği yemini akşam olmadan bozarlardır. Umutları tazelemeyen, basiretsiz, beceriksiz, projesiz, visyonsuz, misyonsuz olan onlar, Türkiye'nin talihsizliği, başarısız, basiretsiz ve çözüm üretmeyen bir muhalefettir. Önder'in açıklamalarının ardından siyasi kulislerde Cumhuriyet Halk Partisi kanadından nasıl bir cevap geleceği şimdiden merak konusu olmaya başladı.